Merhaba, 15. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program ve her pazartesi yayınlanıyor. Bugünkü konumuz kültürel miras ve korunması. Konuğumuz Profesör Zeynep Ağunbay. Hocam hoş geldiniz. Sizi tanıtmak için biraz zamana ihtiyaç var galiba. Ben şöyle okuyacağım hızla. Yüksek mühendis, mimar, restorasyon uzmanı, İKOMOS Derneği Başkan Yardımcısı, Europe Nostra Yönetim Kurulu üyesi, yine bir dernek. Aynı zamanda Ayaspaşa Semt Derneği Başkanı. Pek çok alanda faaliyetiniz var. Geçtiğimiz günlerde bir ödül aldınız hocam. Evet. Vehbi Koç, 2017 Vehbi Koç ödülü ve zannediyorum vakıf tarafından verildi. İsterseniz bunun hikayesini bir dinleyelim. Neden verildi? Hatta sizin orada çok önemli vurgularınız oldu. Bir de konuşmanız var. Bunları dinleyebilirsek böyle başlayalım. Evet. Vehbi Koç Vakfı her sene bir ödül veriyor. Kültür, bilim, araştırma konularında. Bu sene kültür mirası konusuna ayrılmış ve onun için toplanan jüride 3 aday arasından beni seçmiş. Benim için de bir sürpriz oldu. Böyle bir konunun olduğunu bilmiyordum, yani böyle bir ödülün bu sene verileceğini. Vakıftan telefon ettiler, ödül kazandınız dediler. Ben de çok teşekkür ettim. Sonra jüri raporu çok güzel yazılmıştı. 40 yılı aşkın bir süredir bu alanda çalışıyorum. Yani onu izleyip değerlendirmişler. Bu da emeğe karşı bir saygı olarak takdir edilen bir durum. Yani benim yaptıklarımdan çok belki jürinin ödüle layık görmesi önemli. Yani Türkiye çok zengin bir ülke. Kültür mirası çok fazla. Onu koruyacak kadar kaynaklarımız yok. İnsanlarımız şimdi daha çok, ama benim bu konuya başladığım sırada fazla değildi. 1970'te mezun oldum. 68 yılında Doğan Bey'den, Profesör Doğan Kuman'dan restorasyon konusunda bir seçme dersi almıştım. O zaman bu alanda insana ihtiyaç olduğunu söylemişti. Mezun olduktan sonra Doğan Bey'e gittim. Ben bu alanda çalışmak istiyorum dedim. O da peki dedi. Ve önce mimarlık tarihi doktorası yapman lazım dedi. Mimarlık tarihi doktorasını yaptıktan sonra koruma için de İngiltere'ye bir programa gittim. Sonra da bir sürü projeyle alanda çalışarak bilgilerim arttı diyebilirim. Peki, hem de böylece daha ayrıntılı olarak sizi biraz da tanımış olduk. İsterseniz bu noktada deminden beri bahsettiğiniz bu kültür mirası konusuna bir girelim. Kültür mirası nedir dersek, özellikle bu bir yapı anlamında daha çok algılanıyor ama sadece yapılardan da oluşmuyor miras tabii. Evet. Bu konuda bizi biraz bilgilendirir misiniz? Şimdi kültür mirası soyut ve somut olarak iki grupta inceleniyor. Bir tanesi fiziksel varlık olarak çeşmeler, camiler, kervansaraylar. Onun yanında insanlarla bu kültür mirasının veya tarihi çevrenin etkileşimi, gelenekler, bir takım törenler, yemek kültürü, törenler, bunların hepsi de onun soyut olan yönü. Yani İstanbul'u düşünürsek bir sürü efsanesi vardır. İşte Eyüp vardır, sünnet için gidilir veya düğün için gidilir, adak adanır, kısmet açılsın diye gidilir. Yani bütün bunlar Eyüp'ün soyut olan mirası, ama içinde de çok değerli tarihi eserler var. Onunla beraber tabii bütün tarihi yarımadanın içinde çok güzel anıtlar, onlarla ilişkili gelenekler, töreler var. Bu da insanların o kültür mirasına bağlılıklarıyla sürdürülebilen bir şey. Özellikle Afrika'da veya Avustralya'da aborijiniler, yani yerli halkın sadece
kültür mirasının fiziksel yönü değil de bu somut olmayan yönü ve onunla kurdukları ilişki, yani bizdekinden çok daha farklı olarak devam ediyor. Yani ilkel veya çok kültür, modern çağa girmemiş olan toplumlarda o tür bir bağlılık da var. Bizdeki gelenekler, yemekler, törenler o şekilde bir somut olmayan kültür mirası diye. Tabii buna zanaatlar da giriyor. Yani eski bakırcılık veya başka sanatlar, bunların töreleri artık devam etmeyen. Devam etmeyen, onları canlandırmak veya uyandırmak için de çabalar oluyor. Çünkü bütün bunları kaybettiğiniz zaman sadece bir maddi kültür oluyor. Onun yanında olan soyut kısmını da yaşatmak önemli. Gerekiyor. Yani insanın bir yerde aktörü olduğu gelenekler, evet, görenekler. Yani atadan kalan, işte mesela usta çırağına şey verir, el verir denir. Onun törenleri, eskiden yapılan şeyler. Yani sanatı öğrendiği zaman onu yetkili kıldığı törenler, eski, evet, şeyler, gelenekler çok azalmış veya çok az yerde var. Bunları da yaşatmaya şimdi çaba gösteriliyor. Peki, şimdi tabii sizin esas uzmanlığınız ama yapılarla ilgili. Evet. Benim notlarımda bir sit konusu var. Çünkü siz yıllarca aslında İstanbul'da, evet, bu koruma kurullarında yer aldınız. Yani çok uzun dönem olmadı. Evet, peki o zaman daha önceki dönemlerde, yakın, evet, geçmişte diyelim. Evet. Ama bu sit alanı kavramı, evet, özellikle Beyoğlu, işte Fatih gibi semtlerde, tarihi semtlerde ya da ilçelerde çok önemli bir kavram. Her şey bunun etrafında oluşuyor. Bize biraz bu sit alanı nedir? Bunu bir anlatır mısınız? Evet. Sizin çalıştığınız dönemde nasıl oluştu? Çünkü biliyorum ki bu sit alanlarıyla ilgili sizin, evet, bir takım katkılarınız var. Sit alanı koruma terminolojisinde tek anıt değil, bir bölgeyi tanımlıyor. Bu bir mahalle olabilir, sokak olabilir veya şehir olabilir. Biz genellikle Avrupa'yı ele aldığımız zaman Avrupa tarihi bir kıta ve tümü belki sit, yani Anadolu da aynı şekilde. İstanbul'da tabii tarihi yarımada çok kesin olarak bütünüyle surların içindeki alan ve çok katmanlı bir kültür varlığı. Ama daha önceki tespit ve tescil çalışmalarında tek tek anıtlar tescil edilmiş. Bu problem yaratıyor. Yani bir mahalleyi korumak istediğiniz zaman Süleymaniye veya Zeyre'yi, orada sadece önemli, içinde bezemesi olan ahşap evleri tescil ediyorsunuz. Onun yanındaki daha mütevazi olan ev koruma kapsamına girmiyor. Bizim kanunlarımız 1973 yılında bu sit kavramını getirdi. Daha önce tek tek yapılar tespit ve tescil ediliyordu. O da korumayı zorlaştırıyordu. Evet. Çünkü çok mütevazi bir evin yeniden bugünkü modern tekniklerle apartmana dönüşmesi mümkün oluyordu. O da dengesiz bir durum yaratıyor tabii. Homojenliğini koruyamıyorsunuz tarihi alanların. Onun için bu sit kavramı alan korumak veya kent korumak açısından çok önemli. 1973'ten sonra bütün Türkiye'de sit alanları tespit edildi. Yani mahalleler, şehirler, Edirne, Bursa, Konya, Antalya, yani büyük alanlar. Diyarbakır var hatta. Diyarbakır, Tarsus, yani aklınıza gelebilecek Kastamonu, Safranbolu, yani bunların tabii çok büyük alanları sit olarak tanımlandı. Bu da belediyelerle bir sorun yarattı. Yani onlar rahat hareket kabiliyetlerini yitirdiklerini düşünüyorlar. Sit olduğu zaman kontrol daha fazla oluyor koruma yönünde. İstanbul'da da Tarihi Yarımada'nın uç kısmı, doğu ucu, yani Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet'in olduğu kısım, Zeyrek, Süleymaniye, bir de surlar sit olarak tanımlanmıştı. Geri kalan kısım değildi. Bu da dengesiz bir durum yaratıyor. Mesela Fatih'teki
Vatandaş diyor ki ben niye 8 katlı yapı yapamıyorum diyor. Onlar kurula geliyorlardı. Ben kurulda 93-96 yılları arasında çalıştım. Tarihi Yarımada Eyüp Beyoğlu bölgesine bakan kuruldu. Ve çok sınırlı bir alan sitti. Bütün Tarihi Yarımada'nın sit olması gerektiğini düşündük. Çünkü dengesiz oluyor. Bütün olursa bu çelişkiler azalabilir diye. Onun için kurul olarak bunu benimsedik. Ankara'da o zaman Kültür Bakanlığı müsteşarıyla görüşüldü. Belediye Başkanı ve Yüksek Kurul Ankara'da toplantı yaptı. Oraya da gittik ve bütün Yüksek Kurul kabul ederek Tarihi Yarımada'nın hepsi sit oldu. Daha sonra Beyoğlu Belediyesi'nden bir konu gelmişti. O zaman mesela Galata bir ortaçağ surru içinde gelişmiş. Onun dışında 19. yüzyıl şehri var, Taksim'e kadar gelen kısımlarda. Bunların da yine korunması gerektiği ortaya çıktı. Yani açıktı zaten, tersane bölümü. Bunlar da tescil edildi. Bizim kurulumuz aynı kurul tarafından. Bu şekilde iki tane büyük hem Tarihi Yarımada'da hem Beyoğlu'nda sit alanı tescil edilmiş oldu. Tabii burada bir çelişki şöyle oluyor. Vatandaşla aslında bu sit konusu nedeniyle ya da sitin sınırlamaları nedeniyle bir takım ekonomik kayıplara uğradığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat burada yerel yönetimlerin belki de varsa, oluşacaksa koruma karşısında bir takım vatandaş tarafında ekonomik kayıplar oluşacaksa bunları belki düzenlemesi, vatandaşın haklarını da koruması gibi bir sorumluluğu sanki var gibi. Siz bunlara şahit oldunuz mu ya da ne yönde gerçekleşiyordu? Merkezi de bunun içine dahil edebiliriz yani merkezi hükümet anlamında. Yani biraz önce de söyledim sit ilanlarından sonra hem devletin hem belediyenin oradaki insanlara teknik ve parasal yardım etmesi gerekiyor. Mesela Tarsus'ta çalıştık. Tarsus'ta Roma dönemine gidiyor. 3 metre aşağısı Roma dönemi. Üstünde 19. yüzyıl var. Belediye ile konuştuğumuz zaman belediye burada henüz kanalizasyon bile yok. Ben tarihi eserlerle mi uğraşacağım gibi bir yaklaşım. Yani bir kaynak insanlara tarihi eser olarak veya sit olarak ilan edilen alanın düzenlenmesi için korunması, kurtarılması, bugünkü hayata adapte edilebilmesi için teknik ve parasal yardım sağlamak gerekiyor. Biz bu konuda çok geciktik. Yani hem belediyeler hazır değildi, hem Kültür Bakanlığı'nın fonları yoktu. Onun için şimdi yakın zamanda, 2005'ten sonra hem Kültür Bakanlığı hem özel idareler %10 kültür varlıklarına katkı payı toplayarak bunları tarihi çevreyi korumak için kullanıyorlar. Bu şekilde biraz daha iyileşmiş, yani bir parasal kaynak vergilerden sağlanmış oldu. Evet. Yani bütçeden sağlanamayan şeyler. Yani hem teknik donanımı olması gerekiyor belediyelerin insanlara yol göstermek için. Dediğiniz hak gaspı, yani diyelim ki tarihi çevrede 3 katlı binalar var. Normal olarak 5 katlı, 6 katlı apartman yapmak istiyor vatandaş. Sit olduğu zaman bu isteği karşılanmıyor. Evet. Yani yer göstererek, tarihi çevredekini kamulaştırarak başka bir şey, böyle bir olanak da yasal olarak sağlandı ama ne kadar uygulanıyor bilmiyorum. Bunlar tabii ki çok önemli şeyler çünkü tarihi bir kent yenilenemiyor. Yani bir kere kaybettiğiniz zaman geriye getiremiyorsunuz. Aynı şekilde. Belki de vatandaşın orada yaşamaya devam etmesi de sağlanabilir. Ekonomik kaygılar ortadan kaldırıldıktan sonra başka bir organizasyon. Evet. Tabii bu uzun bir konu. Evet. İsterseniz bir diğer konuya geçelim. Aslında belki bununla da ilişkili olacak. Biraz İstanbul şehri ve Beyoğlu ile ilgili bir notum var. Beyoğlu'nda da bu koruma çerçevesinde bir koruma imar planları zannediyorum 2009 ya da 2010'du açıklandı.
Bununla ilgili bir takım süreçler yaşandı. Özellikle Beyoğlu'ndaki sivil toplumun itirazları oldu, vatandaşların da itirazları oldu ve bu süreç sırasında Beyoğlu imar planları aslında iptal edildi. Evet. Daha sonra tekrar mahkemenin bu iptal kararı tekrar iptal edildi ve en son şimdi yeni bir haber geldi. Bu iptal kararına karşı semt derneklerinin itirazı üzerine bir yeni bilirkişi oluşturulmuş ve bilirkişi de tekrar bu planın sakıncalı olduğu yönünde bir karar vermiş. Evet. Bununla ilgili biraz bizi aydınlatır mısınız lütfen? Evet. Bilirkişi raporu yanımda şu anda. Bu hakime sunulmuş, hakimin değerlendirmesi daha bekleniyor. Daha karar alınmamış, evet. Evet, fakat iptali için karar almışlar çoğunlukla. Bir tane üye bu kompozisyon olarak bilirkişilerde kent plancısı ve korumacı mimar var. Bir tane de sanat tarihçisi. Sanat tarihçisi itiraz etmiş. Fakat yani sanat tarihçi ne itiraz edebilir diye düşünürseniz, yani orada eserlerin hepsi korunuyor veya plan bunlar için uygun şeyler öneriyor gibi değil de plan notlarına itiraz etmiş. Yani bu uygun bir plandır demiş. Yani kendi bilimsel konusunun dışında bazı şeyler söylemiş. Biz o planı incelemiştik ayrıntılı olarak. Yeşil alan olarak çok az Beyoğlu biliyorsunuz. Yoğun bir yapılaşma var. Böyle deprem olduğu zaman insanların kaçabilecekleri ya toplanabilecekleri yerlerde de yeşil, sınırlı yeşil alanlarda da bir takım yapılaşmalar öngörüyordu. Bu tabii sakıncalı, uygun olmayan bir takım müdahaleler, yollar vardı. Bir de hocam bu ihya konusu var. Evet, zannediyorum bu da tam bununla alakalı. İhya konuları da 1900... Evet. Bir de arkadaşlardan rica edersek birinci grup görselimiz var. Onlar bu konularla alakalıydı. Onlar da verirler bu arada. Yani mesela 1950'lerde Karaköy'den Fındıklı'ya kadar açılan yol üzerinde bir takım tarihi binalar yıkılmış, yol açılmak nedeniyle yıkılmış. Bunlardan bir tanesi tam Karaköy Meydanı'nda Ziraat Bankası'nın yanında bulunan bir cami, küçük bir cami, Kara Mustafa Paşa Camii. Kara Mustafa Paşa 17. yüzyılda ama bu 19. yüzyıl sonunda İtalyan mimar Raimondo da Ronco tarafından yeniden ele alınmış. Çok güzel bir cami. Parçaları sökülmüş ve adaya götürülmek üzere bir gemiye yüklenmiş. Sonra kaybolmuş. Yani sökülebilen parçaları korunmak ve başka bir yerde birleştirilmek üzere düşünülmüş ama kaybedilmiş. Şimdi orayı biliyorsunuz çok dar bir alan. Orada tekrar bir cami yapmak, bir de sadece projelere, fotoğraflara dayanarak yapmak, bir sanat eserini yeniden oluşturmak, mimarı yokken yapmak, bunlar çok uygun şeyler değil. Yani şehrin 1950'lerden bugüne kadar nüfusu artmış, meydanda şimdi tramvay var. Yani çok büyük bir yoğun kullanımı olan yer. Orada yeni bir cami yapmak, oraya biraz daha yapılaşma getirmek uygun değil. Onun gibi park alanı olmuş mesela. Daha evet, farklı şeyler olmuş. Yani bir koruma değil, bir canlandırma gibi bir şey oluyor. Canlandırma bir de yani koruma açısından şehrin sembol yapılarının olması. Yani kaybettik ama vazgeçemiyoruz ondan. Bugün onunla ilgili bir anı yok. Yani 1950'lerde gitmiş, yıkılmış olan veya daha önce yıkılmış olan. Mesela bir tane yeni cami var. 18. yüzyıl başında Hırdavatçılar Çarşısı'nın olduğu yerde. Bir evet, fotoğrafı dahi yok. Yani nasıl yapılacak bu? Evet. Yani hem hafızamızda olması gerekiyor, hem hakkında bilgi olması gerekiyor. Böyle vazgeçilmez bir takım eserlerin ihya edilmesi veya yeniden yapılması kabul edilebilir koruma açısından. Savaşta kasıtlı yıkılmış olan
Camiler olabiliyor mesela, Bosna'da olduğu gibi veya son çatışmalarda Halep'te Mimar Sinan'ın bir eseri yıkıldı, Hüsrev Paşa Camii. Evet. Yani onun yeniden yapılması Halep için çok anlamlı. Kalenin eteğinde ve çarşı var önünde. Yani şehri bütünleyen bir şey. Ama bu Beyoğlu'ndakiler öyle bir duruma, özelliğe sahip mescitler değil. Evet, evet. Evet, evet. Peki isterseniz Türkiye'nin diğer yerlerine de girelim. Hatta öncelikle ben biliyorum ki siz Diyarbakır, evet, Sur ilçesinde de şu anda bazı projelerde danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Şimdi orada bir geçtiğimiz dönemde bir çatışma yaşandı maalesef. Siz oraya sık sık gittiniz. Hatta bildiğim kadarıyla o çatışmaların devam ettiği zaman da o zamanki belediyedeki yetkililer tarafından davet de edildiniz. Evet. Hem bize biraz orayı anlatır mısınız hem de yaptığınız çalışmalardan, Diyarbakır'daki çalışmalardan bahsedebilirseniz. Bu konuda da görsellerimiz olacaktı. İkinci grup, onları arkadaşlar belki verirler. Diyarbakır resimlerimiz olacak bir iki tane. Evet. Diyarbakır Dünya Mirası'na adaydı ve İKOMOS Türkiye olarak bu hazırlık sürecinde yer aldık. Nasıl sunulmalı? Çünkü kent içi apartmanlar vardı orada da, 8 katlı. Surları çok önemli ama şehrin kendi dokusunda bozulmalar vardı. Genellikle dünya mirası dediğimiz zaman özgünlüğü korunmuş, bütünlüğü devam ediyor olması gerekiyor. Bu iç bölge, tarihi şehrin kendi dokusunun tampon bölge olması düşünüldü. Surlar Dünya Mirası'na aday gösterildi. Evet. Ve Dünya Mirası listesine girdi. Çok değerli bir kültür mirası tabii ki. Hemen ardından bir çatışma başladı ve o dönemde alan başkanı İKOMOS Türkiye'yi tekrar davet etti. İşte burada bazı eserler yıkılıyor, onların korunması için ne yapabiliriz, çatışmalar bittiği zaman diye. Biz de bir acil durum yöntemi geliştirmek, yani yıkılan anıtlarda nasıl tespit yapılacak, onların parçaları nasıl korunacak ve bu belgeleme tekrar restorasyon için nasıl kullanılacak, bu tür çalışmalar için hazırlık yapmak üzere iki defa gittik. Fakat çatışmalar bittikten sonra da alana girilemedi. Ondan sonra da Çevre Şehircilik Bakanlığı girip işte cami, kilise, hamam gibi yapılar dışındaki evleri tamamen dibine kadar, yani hiçbir iz kalmayacak şekilde yıktı. Yani şu andaki durum çok acıklı. Kent dokusunun bu çatışma olan bölgede, yani surun çeyrek kısmı diyelim, tarihi şehrin, evet, yıkılmış durumda. Bu alanda, çatışmaların olduğu alandaki 4 tarihi eserle ilgili olarak vakıflar bir bilim kurulu oluşturmuş. Bir üyesi de benim. Daha önce Ulu Cami'nin restorasyonu için gidiyorduk. Evet. Yani 4-5 senedir devam eden Ulu Cami, onun yanında 2 medrese ve Şafiler bölümü, Doğu Mak Suresi, Batı Mak Suresi. Evet. Bu bölümlerle ilgili çeşitli zamanlarda Diyarbakır'a gitmiştik. Çok değerli, çok katmanlı bir kent ve şehir dokusunun tıraşlanıp tekrar yapılması hiç koruma açısından uygun bir yöntem değil. Biraz önce söylediğim gibi o parçaların yerinde incelenip belgelenip tekrar ayağa kaldırılması için çalışılması gerekirken moloz diye nitelendirilip alınıp başka yere dökülmüş. Bu çok yazık tabii ki. Evet. Buradan da şeye geçelim isterseniz. Çünkü o da çok aslında üzerinde konuşulan bir konu ve yer. Hasankeyf. Evet. Siz orada da çalışmalarınız, evet, oldu. Hala da oluyor zannediyorum. Yok. Artık, evet, bitti mi? Evet. Peki oradan da biraz bahseder misiniz? Evet. Çünkü orası da çok gündemde diyebiliyorum ama galiba kaybediyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Ama tabii ki
Burada devletin karar vermesi gerekiyor. Yani evet. Bütün kültür varlıklarının korunmasından devlet sorumlu. Evet. Hasankeyf'te bir baraj projesi hazırlanmış. Doğu Anadolu bu GAP projeleri kapsamında. Biz önce belgeleme çalışması için Hasankeyf'te yapılan kazılar dolayısıyla öğrencilerle beraber çalışmaya başladık. Fakat yapılacak olan barajın suları altında kalacak olan mirasın çok değerli olduğunu ve bu barajdan geri dönülmesi gerektiği konusunda birçok sanat tarihçisi, arkeolog, mimar bir araya geldiler ve çeşitli toplantılar yapıldı. Hem İstanbul'da hem Diyarbakır'da, Batman'da, Hasankeyf'te. Hatta İstanbul'dan Hasankeyf'e kadar gençler gittiler orada. Hasankeyf sular altında kalmasın. Yalnız kültür mirası değil, doğa da çok değerli. Milyonlarca senede Dicle'nin oyduğu bir peyzaj var. Evet. Ve yani kayayı oymuş sular. Onun üzerinde ağaçlar var, işte sular, suyun içinde balıklar var, başka hayvanlar var. Yani hem florası hem faunası, Orta Çağ, daha önceki döneme ait kalıntılar. Bunların hepsi çok değerli. Onun için çeşitli kampanyalarla bu dile getirildi. Kültür Bakanlığı'yla İKOMOS Türkiye olarak konuştuk. O zaman müsteşar geç kaldığımızı söyledi ama yani her zaman yanlıştan dönülebilir. Fakat bugüne kadar dönülemedi. Bir insan hakları mahkemesine başvurumuz oldu. Evet. O da henüz sonuçlanmadı. Bekliyoruz. Evet. Umarız olumlu bir gelişme olur. İnşallah. Koruma anlamında bir fayda elde edilir. Şimdi... Tabii sizin uzmanlığınız sadece ülkeyle de sınırlı değil. Şimdi soracağım soru da onu anlayacağız belki. Siz Bosna'da esas evet. Savaş sonrası çalışmalar yaptınız. Evet. Şu andaki Diyarbakır'daki çalışma da ona benziyor anladığım kadarıyla. Biraz oradan bahseder misiniz? Yani buradaki özellikle Türkiye'de karşılaştırırsanız eğer oradaki koruma çalışmaları, daha doğrusu orada yeniden şeyler yapıldı evet. galiba. Biraz bilgi verir misiniz? Burada da görsellerimiz var. Evet. Arkadaşlar verirler herhalde Bosna ile ilgili. Bosna Savaşı'ndan sonra İstanbul'da İrsika diye İslam Kültür ve Tarih Merkezi var. Onların bize bir çağrısı oldu İstanbul'daki üniversitelere 97 yılında. İşte orası artık güvenli, gidip çalışmalar yapılabilir diyerekten. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden öğrencilerle, Mimar Sinan'dan ve Yıldız'dan da mimarlık öğrencileri vardı. O şekilde orada yaz çalışmaları yaptık. Birkaç tane anıtın rölevesi, restorasyon projesi. Şu anda da galiba savaştan evet, şey bu şekilde olmuş, savaş hasarı görmüş çok ev vardı. Öyle bir yer ki üç tane etnik grup var, yani Slav hepsi, fakat dini oluşum nedeniyle işte Müslüman, Boşnak, Sırp, Ortodoks ve Hırvatlar da Katolik. Bu din çatışması kültür mirasının da çok harap olmasına neden olmuş. Biz Mostar'da çalıştık 97 yılında başlayarak 2001'e kadar yaz çalışmaları. Fakat aynı süre içinde hem Türkiye'nin ilgisi vardı, uluslararası ilgi vardı köprünün yeniden yapımı için. Demirel Cumhurbaşkanımız olarak geldi ve 1 milyon dolar verdi köprünün yapımı için. Onun da köprünün taşı alındı. Taş ocakları Hırvat tarafındaydı mesela. Hırvatları taş satmaya ikna etmek için bizim Mostar konsolosumuz bayağı bir ilişkiler kurdu. Hırvat tarafıyla, yani savaş sonrasında hala insanların çatışmaları vardı. Çok harap olmuştu. Ve binalara baktığınız zaman her tarafında delik görüyorsunuz. Yani insanlığımdan utanmıştım. Yani bir insan
Başka bir insanı nasıl bu kadar kötü, yani nasıl yapabilir bunu diyerekten. Fakat bir canlandırma, insanlara yardım etme duyusuyla hem Türkiye'den hem İtalya, Amerika, başka ülkelerden de yaz okulu için öğrenciler geldiler. Şehircilik projeleri, tek yapı projeleri. Bizim öğrencilerimiz master tezleri yaptılar. Onlardan bazıları da uygulandı. O arada UNESCO'nun da projeleri vardı. UNESCO'nun kendi denetim mekanizması içinde onlar uygulandı. Ve AHAN Kültür Vakfı destek sağlıyordu. Evet. Bazı yapıların restorasyonu için ben de danışman olarak hem kendi öğrencilerimizin yaptığı projelerin uygulanması için hem de orada yapılan çalışmaların, uygulamaların doğru olması için ayda bir giderek, kontrol ederek, bazen fotoğraflar oradan e-mail'le göndererek, onları kontrol ederek o şekilde 2001 yılına kadar fiilen Mostar'da çalışmış oldum. Burada şey diyebilir miyiz? Daha önce İhya'dan bahsetmiştik. Evet. Aslında bu sembolik değeri olan bir yapı. Yani şehrin tekrar yaşanır hale gelmesi. Tabii yani çok bir yakın bir tarihte 1993-95 arasında yıkılan bir şehir simgeleri var. Mesela Mostar Köprüsü gibi. Daha önce bir Roma Köprüsü varmış. 16. yüzyılda Kanuni döneminde müthiş bir köprü Mimar Hayrettin tarafından yapılıyor. İki tarafında kuleler var. Yani savunma yapısı var yan tarafta. Çok özel peyzaj olarak hem değerli hem mimari olarak. Ama sadece köprüyle bir şehir yaşayabilir mi? İnsanlar var, onların evleri var, çarşıları var. Hepsinin yıkıntılarından tekrar ayağa kaldırılması gibi bir çalışmaydı. Bunun dışında da Yugoslavya döneminde tahribat olmuş. Mesela Mostar'a bir yüksek düzey yönetici geliyor Yugoslavya devletinden. Onun gelişini kutlamak için bir cami, bir kilise böyle kurban ediyorlarmış. Onlardan bir tanesi de demin resmini gördüğümüz Nezir Ağa Camii. Evet. Köprüye çok yakın bir konumdaydı. Onunla ilgili bir proje hazırlanmıştı. Çok iyi bir proje değildi. Onun revizyonu ve doğru yapılabilmesi için de yine öğrencilerimizle birlikte çalıştık ve yapıldı. Hoş, yani orada hemen yanındaki Neretva Nehri akıyor biliyorsunuz. Büyük Mostar Köprüsü'nün altında, onun evet, yan kolunun üzerinde yine bir küçük köprü var. Mesela onu UNESCO restore etti fakat yanlış yapılan bir restorasyon oldu maalesef. Yani bu konular da göründüğü kadar basit olmuyor. Evet. Muhakkak sürekli bakım, yani izlemek ve denetlemek gerekiyor. Evet, evet. İsterseniz tekrar Türkiye'ye ve hatta İstanbul'a dönelim. Aslında önce genel bir başlık var. Onu bir size sormak isterim. Şimdi özellikle İstanbul'da kamu yararı nedeniyle büyük, evet, projeler yapılabiliyor. Örneğin metro hatları yapılıyor. Örneğin tünel yapılıyor. En son işte Avrasya Tüneli var. İşte Kabataş Transfer Merkezi yapılıyor. Şimdi bunlarda bir kamu yararı olduğu söyleniyor ama tabii gerçekleştirirken bir takım sorunlar var. Aslında ben de sizinle birlikte bir semt derneğinde çalışıyorum ve o Kabataş konusu özellikle ilgimi çekiyor çünkü o bölgede de yaşıyorum. Burada bir takım uygulamayla ilgili sorunlar görüyoruz. Biraz bunu irdeleyebilir miyiz? Yani nasıl ele alınmalı bu konu? Nasıl ele alınmalıydı, nasıl yapılmalıydı gibi biraz sizin fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Bu kentle ilgili projeler tabii tarihi şehirler için çok nazik konular. Demin Avrasya Tüneli'nden bahsettiniz. Avrasya Tüneli'nin çok yanlış bir proje olduğunu düşündük. İKOMOS Türkiye olarak itiraz ettik fakat yapıldı.
Yani tarihi şehre hiç ait olmayan trafiğin gelip kıyıyı işgal etmesi, surlarla deniz arasına yeni bir takım yolların yapılması, bunlar hiç uygun şeyler değil. Martı projesi veya Kabataş'taki projede… Evet, şu anda da resimlerini görüyoruz hatta. Bu bir inşaat hali var. Bir de gerçekleştikten sonrasıyla ilgili bir maket görüntüsü var. Evet. Onun üzerinden de konuşabiliriz. Yani o maketi kurulda ben ilk görmüştüm. Aynı kurul… Korkunç bir beton alan görüyoruz. Yani denizle ilişki uzağa gitmiş, taşınmış gibi şu anda. O bölgeyi ben de bildiğim yani, için… Şimdi buraya baktığımız zaman da Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe bunların hepsi tarihin bir parçası. Boğaz'da doğal bir sit aslında. Yani öyle bir yere bu kadar dolgu ve yeni müdahale yapmak çok doğru bir şey değil ama… Nasıl karar veriliyor diye sorarsak, evet, bunlar çok şeffaf olmuyor. Yani buradaki insanlar kadar, yakında oturan insanlar kadar bütün şehri ilgilendiren, tartışılması gereken konular ama sadece kuruluna bağlanıyor veya meclis karar veriyor. Çok sınırlı bir katılımla veya hiç kamunun projeleri hakkında hiç söz söyleme hakkı olmadan şehir de yaşayanların, bunlar uygulamaya konuluyor ve uygulama sırasında da değiştiriliyor. Yani kuruldan geçen projeyle şu anda uygulanan arasında da fark olabiliyor. Yani dernek olarak kurula yazdık, uygulanan proje nedir diye. Onaylı bir proje yoktur dendi ama kazıklar çakılıyor. Yani bir çelişki var. Bir yandan uygulama yapılıyor, bir yandan projesi yok. Onaylı projesi yok. Yani çok şeffaf olmayan süreçler yaşıyoruz maalesef. Evet, yani bu konuda ben de işin içinde olduğum ve orada yaşayan bir vatandaş olduğum için hem şeffaf değil, hem istediğimiz halde bazı bilgileri alamıyoruz. Hani duyarlı bir vatandaş olarak. Hem de bir kamu yararı olduğu baskısı var. Yani buraya metro yapıyoruz, buna niye itiraz ediyorsunuz deniyorlar. Halbuki her şey yapılsın ama kuralları da uygun olarak… Değil mi? Koruma ilkelerine uygun olarak yapılabilir. Bunu biraz sabır istiyor ama bir acele içerisinde yapıyoruz. Onun için ben de moderatörlükten biraz çıkıp bir yorum yaptım böyle izninizle. Şimdi bu noktada koruma yerel yönetim ilişkisine biraz bakabilirsek, özellikle özel mülkiyet hakları, yerel yönetimlerin kararında bir etki oluşturuyor sanki. Yani bu korumayı değil de özel mülkiyet sahiplerinin kararlarını sanki yerel yönetim öncelikli olarak değerlendiriyor gibi bir durum var. Buna da en güzel örneklerden biri Narmanlıhan. Ben biliyorum ki Narmanlıhan'la ilgili sizin hem katılımınız oldu sivil toplum çalışmalarına, hem de zaten bildiğiniz bir yapı. Evet. Bu konudaki bir düşüncenizi alayım. Bir de siz bu katılımla ilgili bir İtalya örneğinden bahsetmiştiniz, Bologna örneğinden. Bunları bir değerlendirsek sonlara geliyoruz çünkü. Evet. Şimdi belediyeler kentin koruyucusu zaten. Yani kültür varlıklarının tümünün korunmasından Kültür Bakanlığı sorumlu. Yani bütün çatı olarak. Şehirlere gittiğimiz zaman yerel yönetimler sorumlu. Yerel yönetimlerin de bu sorumluluğu hakkıyla yürütebilmeleri için donanımlı olmaları lazım. Şimdi Sulukule örneğine bakarsak, Ayvansaray örneğine bakarsak hiç iyi bir not veremiyoruz maalesef. Narmanlıhan'a gelince tabii proje hazırlanmış, kurula gitmiş. Şimdi Narmanlıhan nedir dediğimizde Beyoğlu'nun çok özel yapılarından bir tanesi. Yani o bölge hep elçiliklerin olduğu bir yer. Sur'un dışında, Galata Sur'unun dışında gelişmiş. Ve tarihi kentin çok özel yapıları. Bunları çok dikkatli korumak gerekiyor. Yani Beyoğlu sit alanı dediğimiz zaman onun temel yapılarından bir tanesi. Bir dış kabuğu var, bir iç mekanı var. Yani hem dış kabuğunun hem iç avlusunun korunması
Biraz önce konuştuğumuz bu somut olmayan miras, orada yaşayan sanatçılar, onların anıları, atölyeleri, işte geçmişleri, Beyoğlu'ndaki yaşam sanatla ilgili bir takım şeyler. Bunları korumak için bir çaba göstermek farklı. Orayı işte bilmem kaç katlı binalarla ranta açık bir hale getirmek farklı. Yani koruma planı veya korumayla ilgili olan çabalar oradaki tarihi ve ona bağlı olan hem soyut hem somut mirası korumaya yönelik olması gerekiyor. Yapılan projede bu çok dikkate alınmamış. Bunu görüyoruz maalesef. Bu şekilde yapılıyor. Olan şeyler, evet. Bu hani olamadığımız çalışmalardan biri oldu. Evet, yani Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu'nun tarihini öne çıkaran projeleri desteklemesi, ona bağlı olarak da eylem yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Bir de bu İtalya örneği vardı. Onu İtalya'da yani bu işi nasıl hallettiler? Evet. Benzer bir durum var yani aslında. Bir kere kültürle, kentle, halkıyla çok yakından ilgileniyor belediyeler. Bütün o programları beraber yürütmeye çalışıyor. Bazı yerlerde insanlar çok fakir olabiliyor ama o yere ait ve onları oradan uzaklaştırmamaya çalışıyorlar. Yani maddi olanağı olmayan insanları alıp başka bir yere taşıyorlar, evlerini onarıyorlar. Onlar tekrar geliyor ve uzun vadede bunu bir borç olarak ödüyorlar, geri kira gibi ödüyorlar. Yani belediyelerin tarihi kenti korumak için böyle bir misyonları var ve bunun çok iyi bir örneği de Bologna şehri. Sosyalist bir belediyesi vardı 1970'lerde, bütün Avrupa için bir model oluşturdu. 1974 yılında Bologna'da bir kongre yapılmıştı. Mesela bütün Avrupa'nın belediye başkanları, kültür bakanlarının katıldığı bir İKOMOS toplantısı olmuştu. Bu deneyimleri paylaşmak yani için. Bu deneyimleri, orada yapılan çalışmaları, insanları ne şekilde yerleştiriyorlar. Çünkü komşuluğu bozmak istemiyorlar. Yani bir yaşlı insan var, bir tane genç aile var. O ailenin çocuğu komşusundaki yaşlıyla belli bir ilişki. Yani tarihi şehrin insan potansiyelini veya birikimini de korumaya değer bir varlık olarak değerlendiriyorlar. Evet, evet hocam, son bölüme geldik. Epey zamanımız da yürüdü hızlı. Sizinle sohbet etmek çok zevkli ama zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Şimdi isterseniz bir son olarak geleceğe bir bakalım. Aslında biraz önce bahsettiğiniz öğrencilerin, master öğrencilerinin Bosna'da çalıştığından dolayısıyla yetişmiş bu konuda insanlar da var. Yetişmekte olanlar da var. Evet. Şimdi geleceğe nasıl bakalım? Kaybedilen değerler var, anlattınız bir sürüsünü. Kaybedilmek üzere olanlar var. Hala elimizdekiler var. Bir taraftan özel mülkiyet hakları nedeniyle baskılar var. Kamu yararı nedeniyle baskılar var. Şimdi buradan nasıl bir gelecek çıkaracağız? Nasıl umutlanmamız lazım ve ne yapmamız lazım? Onunla bitirelim. Tabii ki. Şimdi Türkiye'nin imzaladığı bir sürü kararlar var. Yani kent korumayla ilgili, arkeolojik mirasla ilgili bunlara saygı gösterilirse yapılan şeyler doğru olur. Ama böyle tepeden inme, aynı Avrasya Tüneli gibi projeler şehre gelirse veya ülkemize hala uygulanmaya devam ederse tabii uzmanlar olarak yapabileceğimiz şeyler sınırlı oluyor. Yani çünkü bir plan olmalı ve ona uyulmalı evet, diye söylüyorsunuz. Evet, yani İstanbul için 1/100.000 plan yapıldı ama ona saygı gösterilmiyor. Yani planların dışında bir takım uygulamalar devreye giriyor. Yani yetişen insanları doğru kullanmak ancak doğru bir yönetimle olur. Onlar doğru konumlara gelirlerse, işleri alırlarsa, sorumluluk verilirse yapılır. Yoksa acemi bir takım yüklenicilere ve insanlara basit işler gibi değerlendirilip yaptırılırsa olmaz. Umudumuz hak ve hukukun egemen olması ve bilimin
öne geçmesi, yani bilim önderliğinde koruma çalışmalarını yürütülmesi. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica katıldığınız, buraya sizi yorduk biraz. Bugünkü konuğumuz Profesör Zeynep Ahunbay idi. Şehir Hepimizin programları bundan sonra da devam edecek. Bizimle irtibata geçmek için istanbulhepimizin.org web adresi, istepimizin Facebook ve Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.